Herkese merhabalar. Bugün sizlerle birlikte 8. sınıf fen bilimleri 2. dönem 2. yazılıları artık tamamen bitirmek için buradayız. Çok iddialıyız. Ne için çok iddialıyız? Hemen bakıyoruz programımıza. Bugün günlerden pazar saat 14.00'ı gösteriyor. 15 Mayıs arkadaşlar niçin iddialı olduğumuzu söyleyeyim. Çünkü artık biz bu konuları tamamen ve tamamen ne yapacağız? Bugün silip süpüreceğiz. Öğreneceğiz. Ezber yok. Tamamen öğreneceğiz. Evet hemen Başlayalım. Şimdi ilk olarak ısı ve sıcaklıkla başlıyoruz. Normalde ısı ve sıcaklığı bazen karıştırıyoruz öyle değil mi? Ama artık karıştırmayacağız. Niçin? Çünkü ısı bir enerjiyken sıcaklıkta bir enerji durumu söz konusu değil bir duyum diyeceğiz sıcaklık için. Kalorimetre ile ölçülecek diyeceğiz ısı için bunu söylüyoruz. Sıcaklık için. Termometre. Kesinlikle öyle evet termometre ile ölçülür diyeceğiz sıcaklık için. Heyecanlı çok sevdim Tonguç. Peki ısıya baktığımız zaman ne diyeceğiz? Bir kere birimi var öyle değil mi? Sıcaklığında ısının da ortak noktası birimleri var. Isının birimi kalori ve jül iken... Sıcaklığın birimine biz derece Celsius'tur diyeceğiz arkadaşlar ısı neye bağlı? Isı madde miktarına bağlı iken sıcaklık madde miktarına bağlı değil diyoruz arkadaşlar. Anlaştık mı? Sıcaklık madde miktarına bağlı değil diyoruz kesinlikle tamam mı? Peki bununla ilgili sınavda soru çıkar mı? Kesin çıkar diyorum. Çok iddialıyım gerçekten çok iddialıyım. Çünkü bu ısı sıcaklık kavramlarını öğretmenler istiyor ki artık çocuklarda gerçekten bu anlamda bir kavram yalgısı oluşmasını istiyorlar. O yüzden soruluyor zaten. Evet arkadaşlar bakıyoruz şimdi. Peki öz ısı ne demek? Öz ısıya da baktığımız zaman çok net, çok bilindik ve asla unutulmaması gereken bir tanımı var. Bir maddenin bir gramının sıcaklığını bir derece Celsius arttırmak için gerekli ısı miktarına öz ısı diyoruz. Maddelerinde öz ısıları var. Suya baktığımız zaman 4.18, demire baktığımız zaman 0.46 burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar öz ısıları var. Peki öz ısı ne için önemli? Şundan dolayı diyeceğiz ki biz sorularda karşımıza çıktığı zaman öz ısısı küçük olanın sıcaklığı daha çabuk artar, daha çabuk azalır. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Bir maddenin öz ısısı büyükse geç ısınıp geç sor büyüklük yapıyor yani orada öyle değil mi? Peki öz ısısı küçükse ne oluyor? Çabuk ısınıp çabuk Soğuyacaktır diyoruz tamam mı? yani sıcaklığı çabuk artıp çabuk azalacaktır diyoruz muhakkak arkadaşlar anlaştık mı? Şimdi hemen bir bakalım şu yandaki örnekler deneyler niçin yapılmış? Gördüğünüz gibi iki tane özdeş ısıtıcı var bu özdeş ısıtıcılara e, erlenme içerisine konulmuş sıvılar var bu sıvılara da su diyelim. Biri 100 gram, diğeri ise 50 gramdır. Gördüğünüz gibi arkadaşlar eşit sürede ben bunları ısıttığım zaman ne olacaktır? Madde miktarına hangisi bağlıydı? Isı öyle değil mi? Ama kime etkiliyor? Sıcaklığı tabii ki de etkiliyor. Bu durumda ben bunların derecelerini ölçtüğüm zaman hangisinin daha çabuk sıcaklığının arttığını göreceğim? Tabii ki de hangisi şu ikincisinin? Niçin? Çünkü madde miktarı az olduğu için sıcaklığı çok daha fazla artacaktır arkadaşlar. Anlaştık mı? Evet Tonguç şimdi önümüzde iki tane örnek var öyle değil mi? Bu örneklere baktığımız zaman 100 mililitre alkol ve 100 mililitre su var. Özdeş ısıtıcılarla biz bunları ısıttık ve ne olacaktır? Hemen buradaki öz ısılarına bakalım. Alkolün öz ısısı 2,54 suyun öz ısısı ise 4,18. Eğer ki e, suyun öz ısısı daha büyükse ne olacaktır? Daha geç ısınıp daha geç soğuyacaktır, öyle değil mi? Bu durumda sence bunlardan hangisi daha e, geç ısınır Tonguç? Soğucam. Aferin sana Tonguç, bravo. Evet, o zaman bu kısmı hallettiysek hemen diğer kısma geçebiliriz hal değişimi. Bu biz bunu çok e, geçtiğimiz senelerde gördük zaten. Biz genelde bunu ne üzerinden veriyoruz? Tabii ki de buz su ve su buharı üzerinden veriyoruz öyle değil mi? Katı bir cismin, katı bir maddenin daha doğrusu, katı bir maddenin ısı alarak sıvı hale geçmesine biz ne diyoruz? Erime diyoruz. Sıvı bir maddenin ısı alarak gaz haline geçmesine ise biz buharlaşma diyoruz öyle değil mi? Tam tersi olduğu durumlar var mı? Elbette ki var. Bakalım şimdi buna. Gaz bir maddenin yoğuşarak zaten yoğuşma diyoruz. Dışarıya ısı vererek sıvı hale geçmesine yoğunlaşma diyoruz arkadaşlar. Sıvı bir maddenin dışarıya ısı vererek katı hale geçmesine de donma diyoruz. Anlaştık mı? sıkıntı yok. Harika. Peki gaz ve katı maddeler yani bir madde katı iken bir anda gaz haline dönüşebilir mi? Dönüşebilir. Tam tersi de olabilir. Bu durumda ne diyoruz? Katı bir madde gaz haline dönüşürse süblimleşme gerçekleşir. Gaz bir madde katı hale dönüşürse burada kıralaşma vardır diyoruz. Evet arkadaşlar hal değişim noktaları bizim için önemli çünkü ayırt edicidir diyoruz. Saf maddelerin hal değişimleri sırasında sıcaklık sabit kalacak. Bunu biz nerede göreceğiz? Karşımıza çıkan o grafik soruları var ya e, ısınma ve soğuma grafiklerinde göreceğiz. Hal değişim noktaları kütleden bağımsızdır diyoruz. Bu da çok önemli. Bunları ne yapıyoruz arkadaşlar? Hemen ben böyle geriye çekiliyorum. SS alıyoruz ve muhakkak bunlara da çalışıyoruz. Saf bir sıvıya çözünen madde eklemek sıvının kaynama noktasını yükseltir. Donma noktasını ne olacaktır arkadaşlar? Düşürecektir. Bu da çok önemli kesinlikle diyoruz. Geldik buharlaşma ve kaynamaya. Genellikle ısı ve sıcaklık kavramları nasıl ki önceden karıştırılıyorsa buharlaşma ve kaynama da aynı durum. Söz konusu buharlaşma ile ilgili ne söyleyebilirsin bize Tonguç? Kabarcık oluşmaz hocam. Çok doğru bir noktaya değindin. Kesinlikle doğru. Buharlaşmada kabarcıklar oluşmuyor ve yavaş gerçekleşiyor. Sıvının yüzeyi genelde zaten buradan daha çok e, bizleri yokluyorlar. Buharlaşma sıvının yüzeyinde gerçekleşirken kaynama ise sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Peki buharlaşmanın belli bir sıcaklığı olması gerekiyor mu? Hayır. Buharlaşma her sıcaklıkta gerçekleşirken kaynama için ne gerekiyor? arkadaşlar? Belirli sıcaklık ve basınç gerekiyor tamam mı? Yani sıvıların buhar basıncının dış basınca eşit olduğu anda gerçekleşir. Her yerde sıvının her yerinde gerçekleşir diyoruz kaynamaya. Çok enerji gerektiriyor. Çok çok enerji gerektiriyor. Kabarcıklar oluşuyor fukur fukur diyoruz ya zaten ve kaynama hızlıdır arkadaşlar buharlaşmada az enerji gerektiriyor eğer ki size çok enerji gerektiriyor az enerji gerektiriyor gibi şeyler söylerse gözünüzün önüne koyduğunuz yani makarna yapmak için koyduğunuz bir tencere gelsin tamam mı orada ne görüyorsunuz siz buharlaşmada fokurdamanın olmadığını görüyorsunuz öyle değil mi sıvının yüzeyinde zaten o buharlaşmayı gözlemliyorsunuz ve arkadaşlar az enerji gerekiyor buharlaşma için diyoruz bunun dışında yavaş gerçekleştiğinde ne oluyor göz, gözlemleyebiliyoruz öyle değil mi kaynamada öyle değil çok enerji gerekiyor gerekiyor. Onun dışında sıvının her yerinde gerçekleşiyor. Böyle dibinden yukarı kadar çıkıyor. Hızlı gerçekleşiyor. Bunları da yine unutmuyoruz. Evet harikasınız gençler kesinlikle. Hal değişim ısılarına geldik. Hal değişim ısılarındaki bir gram saf maddenin hal değiştirmesi için alması ya da vermesi gereken ısıdır diyoruz. Kalori bölü gram ya da jül bölü gram şeklinde ifade edilebilir. Bakalım şimdi maddelerimiz var burada. Eter, asiton, etil alkol, su maddelerimiz var. Buharlaşma ve yoğunlaşma ısıları verilmiş. Etere baktığımız zaman arkadaşlar ya da burada kıyaslama yaptığımız zaman en fazla olan hangisi? Su öyle değil mi? Buharlaşma, yoğuşma ısısı en fazla olan su. En az olan hangisi? Eter olduğunu görüyoruz burada. Bakın şimdi ben size ısınma soğuma grafiği dedim ya. İşte bu görmüş olduğunuz arkadaşlar şu genelde biz ne çiziyoruz? Böyle bir koordinat sistemi çiziyoruz ve şu kısmın altında kalan ne oluyor? Negatif oluyor. Şu çünkü sıfır noktası. Sıfırın altında eksiler üstünde ise artılar var. Dolayısıyla eksilerden gittikçe artıları doğru yükselmesi demek sıcaklığın artması anlamına geliyor. Tam tersi olduğu durumda da soğuma gerçekleşiyor diyeceğiz. Şimdi arkadaşlar erime ısısı donma ısısına eşit. Bunlar eşitler. Buharlaşma ısısı da yoğuşma ısısına ne? Eşit diyoruz. Harikasınız. Peki hal değişim sıcaklığındaki maddelerden bakıyoruz. Eşit kütlelerine eşit ısı verilerek hangisi daha önce hal değiştirir diyeceğiz? Bakalım şimdi. Daha önce hal değiştirebilmesi için buharlaşma ve yoğuşma ısılarına baktığımız zaman arkadaşlar burada ne olacak? En düşük olanı alacağız. Tabii ki de eterdir diyeceğiz. Harika. Bunun dışında eşit kütlede hal değişimi sağlamak için hangisine daha fazla ısı verilir? Tabii ki de arkadaşlar burada bakıyoruz ısısı daha fazla olan suyu örnek verebiliriz diyoruz. Bakın bu önemli grafiği. Şimdi bu grafiği yutacağız tamamen. Hazır mısın Tonguç? Kesinlikle hazırım. Mükemmel gerçekten. Şu an bizi izleyen tüm öğrenciler gibi sen de aynı şekilde mükemmelsin. Bu arada bunu izlerken böyle sınav kaygısını, LGS kaygısını bir kenara bırakarak izleyin lütfen. Öğren, öğrenelim ki o zamanlarda herhangi bir sıkıntı yaşamayalım. Baktığımız zaman ilk önce ısı almaya başlayan maddenin ne olacaktır? Sıcaklığı artacak dır. Gördüğümüz gibi katı halde. Şöyle bir sabit kalma durumu söz konusu oluyorsa o zaman ne olacak burada? Bir hal değişimi olacaktır. Katı madde ne olacak burada? Erimeye geçecektir. Eriyecektir. Ve biz buna katı sıvı diyeceğiz arkadaşlar şu noktaya. Baktığımız zaman yine böyle ısı verilmeye devam ediyor. Bakın burada da ısı verilmeye devam ediyor. Ama hal değişimi esnasında sıcaklığı sabit kalıyor. Tekrar ısı vermeye devam ettik. Hal değişimi bitti artık. O sıvı haldeyken sıcaklığı yine artmaya başladı tekrar bu noktaya geldi ve kaynama noktasında ne olacak arkadaşlar İkinci bir hal değişimi gerçekleşecek. Bunda da sıvı ve gaz haline geçireceğiz. Harika. Burada da yine arkadaşlar sıcaklığın sabit kalmasını çok normal karşılıyoruz çünkü burada ne var? Hal değişimi var. Yine ısı vermeye devam ettik ve gaz fazında devam etti diyoruz. O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Gördüğümüz gibi iki tane hal değişimi var. O zaman başlangıçtaki katı madde diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Püf noktası evet. Şimdi geldik çok 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 önemli bir konuya basit makinelere geldik. İşi kolaylaştırır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. İşten ya da enerjiden kazanç yoktur arkadaşlar. Ne diyoruz? İş kolaylığı vardır. İşten enerjiden kazanç yoktur diyoruz. Bakıyoruz şimdi. Kaldıraçlarda Kuvvet kolu, yük kolu önemli. Niçin? Bakın şimdi burada kuvvet var, burada yük var, bu da destek noktası. Öyle değil mi? Desteğidir burası. İşte kuvvet ile destek arasında kalan noktaya biz ne diyoruz? Kesinlikle ve kesinlikle kuvvet kolu diyoruz. Yük ile destek arasında kalan kola biz ne diyoruz? Yük kolu diyoruz. Tamam mı? Çok güzel. Peki kuvvet kolu yük kolundan büyükse ne olur? Tabii ki de arkadaşlar olacağı şey belli. Kuvvetten kazanç yoldan kayıp olur diyeceğiz. Çok güzel. Eğer ki kuvvet koyulu yük kolundan büyük ise ne olacak? Kuvvetten kazanç yoldan kayıp olacak. SS'leri alabilirsiniz bu halde. Hemen şimdi elimi tekrar ortaya koyacağım. Kuvvetten kazanca bakacağız arkadaşlar. Şimdi destek ortadayken kuvvet ortadayken yük ortadayken bu kaldıraçlarda Kuvvetten kazanç durumları nasıl oluyor? Buna bakacağız hemen. Şunu sana bırakıyorum ben Tonguç'cum. Tamam hocam. Destek ortada olduğu zaman Hemen ne diyeceğiz? Kuvvetten da kayıp yok. Niçin? Yük kolu ve kuvvet kolu birbirine eşit. Ama burada ne var? Kuvvetin yön değişimi var. Şimdi ben aşağı doğru, güney yönünde bir kuvvet uyguluyorum. Öyle değil mi? O zaman benim yüküm nereye doğru gidecek? kuzey yönüne doğru o zaman burada yön değişimi vardır diyoruz bu kadar basit örnek olarak makas verebiliriz sizin bildiğiniz örnekler varsa desteğin ortada olduğu kaldıraçları örnek şudur kuvvetin ortada olduğu kaldıraçları örnek şudur diye yorumlara yazmayı unutmayın gençler evet şimdi kuvvet ortadaysa o zaman ne olacak kuvvetten kayıp yoldan kazanç olacak kesinlikle bakıyoruz şimdi buna niçin öyle oluyor arkadaşlar şimdi kuvveti biz ne yapıyoruz bu bu kaldıraçı kuvvet uyguladık kaldırıyoruz ortadan ama burada da bir yük var öyle değil mi? Yük aşağı doğru bir ağırlık verse de yük de kuvvetle beraber aynı yöne doğru gidecek. O yüzden kuvvetin yön değişimi burada yok diyeceğiz. Örnek olarak da cımbızı verebiliriz. Harika. Peki yük ortadaysa ne olacak arkadaşlar? Yük ne olacak? Aşağı doğru evet bir ağırlığı verecek ama burada kuvvetin rolü çok önemli. Ne için? Kuvvet yukarı doğru kaldırıcı kaldırdığı zaman ne olacaktır? Yük de aynı yöne doğru ilerleyecektir. O zaman bu durumda şöyle söyleyebilir miyiz? Kuvvetten kazanç, yoldan kayıp vardır diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Kuvvetin yön değişimi burada da yine yoktur diyoruz. Evet, harikasınız. Geldik makaralara. Oo, çok güzel. Şimdi de sabit makara var, hareketli makara var, palangalar var. Sabit ve hareketli makaraların bir arada kullanıldı. İlk önce bakalım sabit makaramıza. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar adı üstünde sabit. Kim sabit makara? Makarayı tam böyle orta noktasından oynamayacak bir yere yani yukarı aşağı inemeyecek bir yere sabitliyoruz. Etrafından da işte geçirmemiz gereken ip, halat neyse geçirdik. Bir ucuna yükü uyguladık, yükü bağladık. Diğer tarafıyla yükü kaldırıyoruz. Yani kuvvet uyguluyoruz. O zaman yük kuvvete eşit midir? Kesinlikle eşittir diyoruz. Bu arada özür dilerim Tonguç az önce böyle ders anlatmanın heyecanıyla sana soru soracaktım ama sormayı unuttum. Tamam bu hareketli makara sende o zaman. Yani araya girmek istemedim hocam. Çok incesin gerçekten teşekkür ediyorum. Şimdi bakıyoruz burada kuvvet yüke eşit dedik. Kuvvetin yönü değiştirir. Niçin? Çünkü ben aşağı doğru kuvvet uyguluyorum. Yük nereye çıktı? Yukarı doğru öyle değil mi? Kuvvetin yönü değişti diyoruz. Hareketli makaralarda evet bize söylemek istediğin nedir hareketli makaralarla ilgili Tonguç'cum? Kuvvet kazancı var. Mükemmelsin kesinlikle öyle öyle. hareketli makara da arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Makaranın etrafını ip halat artık neyse onunla e, onu geçiriyoruz ve biz burada o ipi halatı sabitliyoruz. Dolayısıyla biz kuvvet uyguladıkça makara aşağı yukarı oynuyor. O yüzden hareketli makara diyoruz. Burada aferin senin de söylediğin gibi kesinlikle kuvvet kazancı vardır. Ancak burada yön değişimi yok. Ne için? Kuvvet yukarı doğruyken yük de yukarı doğru gittiği için. Anlaştık mı? Peki biz ne diyeceğiz? Kuvvet yükten küçük. Kuvvet yükten küçük olduğu için burada da kuvvet kazancı vardır diyebilir miyiz? Evet. Aynı şey gibi düşünün. Alışveriş poşetleri var ya. Alışveriş poşetlerini tek elinizle kaldırdığınızı düşünün ve o aynı miktardaki alışveriş poşetini ikiye böldüğünüzü düşünün. Öyle değil mi? Aynı şekilde ne olacaktır? Daha az kuvvet uyguladığınızı hissedeceksiniz arkadaşlar. Ya bu örneği verebiliriz, benzetebiliriz diyebiliriz. Palangaya baktığımız zaman palangada da yine gördüğünüz gibi sabit ve hareketli makaraların olmasından kaynaklı hareketli makaranın etkisiyle kuvvet kazancı var diyoruz. Kuvvet haliyle yükten küçük oluyor. Yön değişimi de için var? İpin bağlanma şekline göre değişiyor. Yani görmüş olduğunuz gibi yukarıdan aşağı çekilen bir kuvvet varsa yük nereye doğru çıkacak? Yukarı doğru. Bu durumda yön değişimi vardır. Ancak kuvveti ben ipi şu şekilde bağlarsam yani Hemen şunu kırmızıyla göstereyim karışmasın diye. Şu şekilde arkadaşlar ku ipi bağladığım duruma göre kuvveti çekseydim ne olacaktı? Yön değişimi yoktur diyeceğiz. İşte ipin bağlanma şekline bağlıdır derken bundan bahsediyoruz. Bu düzenekte kuvvetten kazanç makara sayısına eşittir diyebilir miyiz? Kesinlikle diyebiliriz. Dikkat etmemiz gereken bir noktadan bahsedeceğim. Bu muhakkak sorunun geleceği bir konudur diyoruz arkadaşlar. Makaraları hiç bırakmıyorlar, palangaların peşini bırakmıyorlar yani. Muhakkak soru gelir buradan diyoruz. Evet, şimdi geldik eğik düzleme. Peki buraya kadar anlaşılmayan bir nokta var mıydı şu ana kadar anlattığım yerlerde? Yok mi? hocam, çok iyi anladım. Harika. Şu anda bizi izleyen arkadaşlar da eğer ki yorumlara yazarlarsa anlamadıkları nokta varsa onunla ilgili ne yapabiliriz? O zaman da bakarız. Şimdi bakıyoruz şimdi de, ne var burada? Eğik düzlem var. Arkadaşlar şimdi şu eğik düzlemin boyu şöyle gösterdiğimde yüksekliği tamam mı? Eğik düzlemin boyu yüksekliğinden büyük olduğu zaman her zaman kuvvet kazancı, kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır diyoruz tamam mı? Eğik düzlemin boyu ile eğik düzlemin yüksekliği arasındaki oran arttıkça kuvvet kazancı artar. Bunu muhakkak unutmuyoruz. Eğik düzlemin boyu diyelim ki ne kadar? İşte 40 diye sayıyla ifade ediyorum şu anda. Yüksekliği ne kadar? 20 Aradaki fark 2 öyle değil mi? Peki eğik düzlemin boyunu ben ne yaptım? 60 yaptım. Yüksekliği ne oldu? 20. Ne oldu? 3 oldu. İşte bu şekilde düşüneceksiniz. Eğik düzlemin boyu arttıkça daha doğrusu eğik düzlemin boyu ile yüksekliği arasındaki oran arttıkça kuvvet kazancı artar diyoruz. Evet geldik çıkrağa. Arkadaşlar bu çıkrıkta da normalde kitaplarda bize gösterilen o çıkrık e, sistemi çok olmasa da kuyudan su çekmek gibi. Evet en belirgin örneği burada gösteriliyor çıkrığın kolu arkadaşlar burada bizim için önemli çıkrığın kolu yük silindirin yarı çapıdan büyük olduğu zaman her zaman kuvvetten kazanç yoldan kayıp vardır diyoruz bunu unutmuyoruz. Peki ben bu yükü yükseltmek istiyorum. Bu yükselme miktarı çıkrığın kolunun uzunluğuna bağlı mı? Hayır, bundan bağımsız arkadaşlar. Yük silindirinin yarı çapına bağlı, tamam mı? Yükün yükselme miktarı neye bağlıdır Tonguç? Ee, silindirin yarı çapına. Aferin sana. Kesinlikle yük silindirinin yarı çapına bağlıdır diyoruz. Evet, harika. Şimdi bunlarla ilgili de çok güzel sorular çözeceğiz arkadaşlar. Unutmayalım bunları da. Dişli çarklara geldik. Dişli çarkların eksenleri. Bakın şöyle birleşik ise hem tur sayıları hem de dönme yönleri aynıdır diyeceğiz. Niçin? Hemen şurada ben göstereceğim şöyle şunu. Ben bunun ikisini birleştirdim ve döndürüyorum. E ne olacak? Bu istediği kadar küçük olsun, bu istediği kadar büyük olsun. Merkezden birleştirmişim. Birini döndürdüğüm zaman diğeri de aynı yönde dönmek zorunda kalacak ve tur sayıları da aynı olmak zorunda kalacak. Öyle değil mi? Eksenleri farklı ise ne olacaktır? Şimdi gördüğünüz gibi ben bunu saat yönünde çevirdiğim zaman ne olacaktır? Bu dişleriyle birbirine hani e, temas ediyor ya o zaman diğeri tam tersi yönde dönecektir arkadaşlar tamam mı? Tam tersi yönde dönecek. Şunun gibi göstereceğim hemen şimdi. Bakın ne oluyor? aynı bu aynı bu sistem aynı bu mantık tamam mı dişlerin mantığı dişli çarkların eksenleri farklı ise dönme yönleri terstir tur sayılarına bakıyoruz da arkadaşlar diş sayısı yani normalde çok matematiksel ifadeleri girmiyoruz ama bunları bilmekte de fayda var çünkü bazen e, yorumlayamadığımız şeylerde direkt matematiksel işlemleri kullanabiliyoruz ve faydası oluyor diş sayısı yani bunun diş sayısıyla tur sayısını çarpıyoruz diğerinin diş sayısıyla tur sayısını eşitliyoruz İşte bu kadar ve bilinmeyen tur sayısını buradan bulmuş oluyoruz diyoruz. Şimdi geldik kasnaklara. Kasnaklar da bizim için bakalım ne ne anlam ne ifade ediyormuş buna bakacağız. Kasnaklara baktığımız zaman iki tane böyle yuvarlak e, bir araç var. Bunun etrafından bir kayış geçirdik. Bunlar daha çok neye benziyor? Bisiklet kullanıyoruz ya oradan yola çıkabilirsiniz arkadaşlar. Kasnaklar birbirlerine düz bağlanmışsa yani etrafından geçirilmişse aynı yönde dönerler tamam mı? Ben bunu sağa çevirdim. E bunun başka şansı var mı? Etrafında kayış var öyle değil mi? Ne olacaktır? Aynı yönde dönecektir. Peki ben bunları ters bağlarsam, çapraz bağlarsam daha doğrusu. Bunlar nasıl dönecek? Ters yönde dönmek zorundalar. Peki, ben bunların e, merkezlerinden yani eksenlerini ortak yaptım. Ne olacak bu durumda? Biri hangi yöne kaç tur dönerse, diğeri de aynı yöne aynı tur dönecektir diyoruz arkadaşlar. Evet, harikasınız. Hemen devam ediyoruz. Vay, çok iyiymiş gerçekten. Niye iyiymiş? Buna şimdi bakalım besin zinciri yani genellikle bizlerin böyle okuması, görmesi, düşünmesi gereken bir konu aslında. Bu yüzden buradan kesinlikle ne olacaktır soru gelir ve hoca %100 soracaktır diyoruz. Çünkü LGS de seviyor bunu baktığımız zaman. Niçin seviyor? Çünkü burada çok güzel bilgiler var. Çevremizi tanımamız gereken, onlar arasındaki işleyişi bilmemiz gereken bunlarla ilgili çok uzun notları okumak istemiyoruz. O yüzden arkadaşlar bu yazılı notlarına bağlı kal çok net, çok kısa bilgileri bu sayede elde edebiliriz diyoruz. Evet hemen böyle ufak bir bilgilendirme yaptıktan sonra bakalım. Canlılar arasındaki beslenme ilişkisine biz ne diyoruz? Tabii ki de besin zinciri diyoruz arkadaşlar. Nasıl bakalım çekirge neyi yer? Ot yer öyle değil mi? Peki kurbağa çekirgeyi yer mi? Yer. Yılan kurbağayı yer mi? Yer. Peki biz bu besin zincirini oluştururken neye göre oluşturuyoruz? Hocam oklar beni çok e, kafamı karıştırıyor diye sorular geliyor bana. Ben de diyorum ki tam tersi düşüneceksin. Yani yılan kurbağa yiyor ya o zaman kurbağa yılanın avı. Kurbağa çekirgeyi yiyor ya çekirge kurbağanın avı. Çekirge otu yiyor ya ot çekirgenin avı. Hani bu şekilde av olarak düşünürken arkadaşlar düşünürseniz okları çizmekte okların herhangi bir kafa karışıklığı oluşturmasına müsaade etmezsiniz diyoruz. Evet hemen bakalım bir ekoloji piramidimiz var burada. Ekoloji piramidinin hemen altında ne var? En altta üreticiler var ve görmüş olduğumuz gibi o piramidin en geniş kısmında yer alıyor. Hemen üste çıktığımız zaman birinci derece tüketiciler var, ikinci derece tüketiciler var ve üçüncü derecede tüketiciler var diyoruz. Ve bunların hepsini kapsayan da ayrıştırıcılar var. Çünkü bu ayrıştırıcılar her aşamada hepsinde yer alıyor. Niçin? Tekrar bir nevi doğaya kazandırmak için öyle değil mi? Peki burada önemli olan ne? Baktığımız zaman üreticilerden 3. derece tüketicilere gidene kadar bir kimyasal birikim artışı söz konusu oluyor. Peki enerji nasıl oluyor? Arkadaşlar enerji %10 azalarak gidiyor. Baktığınız gibi e, ilk önce 1000 J'lik bir enerji var diyelim. Yukarı çıktığımız zaman birinci tüketicilerin aldığı enerji 100 jul enerji, İkinci tüketici %10 azaldı, %10 azaldı. Aktarılan enerji yukarı doğru gidildikçe %10 azalıyor diyoruz muhakkak. Peki üreticiden tüketiciye doğru gidildikçe aktarılan enerji ne olacaktır? azalacaktır diyoruz. Evet. Birey sayısı ne olacaktır arkadaşlar? O da azalacaktır diyoruz. O yüzden şöyle söyleyebilir miyiz? En altta çok fazla birey sayısı vardır diyebilir miyiz üreticiler içerisinde? Diyebiliriz hocam. Kesinlikle diyebiliriz diyoruz. Biyokütle ne olacaktır? Şimdi bu kadar birey sayısının fazla olduğu zaman birey sayısı en fazla bu taraflardadır yani öyle değil mi? Üretici canlılardadır diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Yukarı doğru gidildikçe ne olacaktır? kütle de azalacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet. Evet. Vücut büyüklüğü genellikle artıyor burada. Evet, artar diyoruz. Biyolojik birikimde artıyor arkadaşlar. Evet, biyolojik birikim artıyor. Aktarılan enerji azalıyor. Vücut büyüklüğü artıyor. Birey sayısı azalıyor kütle azalıyor diyoruz. Anlaştık mı? Evet hemen devam edelim. Geldik fotosenteze. Fotosentez gerçekten çok önemli. Bizim şu anda mis gibi oksijen almamızı sağlayan bir olaydır diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Soğurulan yani emilen ışık yardımıyla besin üretimi fotosentezdir arkadaşlar. Peki fotosentezi kimler yapar? Klorofil taşıyan üretici canlılar yapacaktır tabii. Peki bu klorofil taşıyan üretici canlılar ne olabilir? Bitkiler öglena, algler, siona, bakteriler, bunların hepsi klorofil taşıyıcıdır ve fotosantez yapıyordur diyoruz. Peki ne gerekli? Karbondioksit, su, ışık. Klorofil gerekli. Şimdi bakalım bu çok önemli. Bildiğiniz sanki sınavda soru çıktı ve cevap oluşturuldu gibi. O yüzden alalım SS'leri arkadaşlar ve dersi çok güzel dinleyelim. Karbondioksit, su, ışık, klorofil gerekli dedik değil mi? Niçin? Çünkü bitkiler aldıkları karbondioksiti ve suyu ne yapıyorlar? Şuraya haşike o diyorum. Klorofilde ışığın etkisiyle bunu neye çeviriyorlar? Besin ve oksijene çeviriyorlar arkadaşlar. Evet besin ve oksijene çeviriyorlar. O yüzden ne gerek? karbondioksit su ışık ve klorofil gerekiyor ne oluşuyor besin ve oksijen oluşuyor bakın arkadaşlar burası çok önemli burada da zaten bunu gözlemliyoruz öyle değil mi klorofil dediğimiz yapılar şu gördüğünüz kloroplastın içerisinde yer alıyor ve ne oldu karbondioksit aldı güneş ışığı var oh çok güzel su var Suyu da burada gösteriyoruz arkadaşlar. Ve ışık da olduğu için ne oluyor? Bu fotosantez yapıyor. Ne oluştu? Besin ve oksijen oluştu diyoruz arkadaşlar. Harika. Bazen bazen çok nadir de olsa size besin yerine ne olarak gösterir? C6H12O6 şeklinde gösterebilir. Çok nadir de olsa görüyorum bunu. C6H12O6 besindir arkadaşlar. Tamam mı? Şimdi yapay ışıkta da fotosentez gerçekleştirilir ama bunların spektrumları var. Yani bunların fotosentez hızını etk etkileyen renkleri olacaktır arkadaşlar yapay ışıkta. Bunları da ne yapacağız? Tabii ki de göreceğiz arkadaşlar. Şimdi bakalım fotosentez hızını ne etkiler? Bir kere kalıtsal faktörler etkiler. Çevresel faktörler de etkiler. Onlar da canlı bizim gibi. Kalıtsal faktörler nasıl etkiliyor? Yaprak ayasının büyüklüğüyle, yaprak sayısıyla öyle değil mi? Çünkü orada ne var? Klorofil var. Aynı zamanda o klorofil miktarı daha doğrusu var diyebiliriz. E, çevresel faktörlere baktığımız zaman ışık şiddeti, ışığın rengi, su miktarı, karbondioksit miktarı, sıcaklık bunların hepsi çok önemli. Bakın bu grafikleri genelde LGS de çok seviyor ve yazılılarda da hocalarımız bu sebepten dolayı öğrenciler alışsın diye de çok soruyor. Bunlarda da ne diyoruz? Kesin çıkar. Yüzde yüz yazılıda sorulur. Hoca sorar diyoruz. Tamam mı? Muhakkak soru gelir diyoruz. Daha ne diyelim yani burada? Daha yani ne olsun hocam? Evet daha ne olsun Tonguç burada? Bakalım şimdi. Gördüğünüz gibi fotosentez hızı, ışığın dalga boyu, fotosentez hızı, sıcaklık, fotosentez hızı, diğer faktörler şeklinde 3 tane grafiğimiz var. Mor, mavi, yeşil, sarı, turuncu, kırmızıya baktığımız zaman arkadaşlar ne olacaktır? Fotosentez hızı morda, da gayet iyiken, mor ve kırmızı ışıkta gayet fena sayılmazken e, yeşil ışıkta çok az gerçekleşmiş fotosentez hızı gördüğünüz gibi. Sıcaklığa baktığımız zaman 0 ile 50 santigrat derece arasındaki sıcaklık artışında en iyi böyle e, gördüğünüz gibi 20 ile 30 santigrat hatta böyle 25 ile 30 santigrat derece arasında gerçekleşmiş olduğunu görüyoruz öyle değil mi? Fotosentez hızına baktığımız zaman diğer faktörler ne olabilir arkadaşlar? Karbondioksit miktarı olabilir bunun dışında işte su miktarı olabilir vesaire bir noktada sabit kalıyor diyebilir miyiz? Evet diyebiliriz. Geldik solunuma. Besin maddesinden glikoz yani enerji üretme olayıdır. Biz solunumu enerji için gerçekleştiriyoruz. Bizim farkında olmadığımız, vücudumuzda gerçekleşen ya da diğer canlılarda oluşan bütün faaliyetler enerji sayesinde oluyor. Biz de bu sebepten dolayı solunum gerçekleştiriyoruz. Oksijenli solunum, oksijensiz solunum ve fermentasyon olmak üzere üç çeşittir. Çünkü diğer canlılarda var bunları gerçekleştiren. Bakalım fermentasyona laktik asit fermentasyonu ve etil kol olmak üzere ikiye ayrılıyor. Baktığımız zaman fermantasyon da yine oksijen kullanılmadan gerçekleşiyor. Ama oraya gelmeden önce ilk önce şu oksijenli solunuma bakalım. Gördüğünüz gibi burada bir şey var sanki fotosentezin tam böyle tersine çevrilmiş hali gibi değil mi? Evet öyle kodlayabilirsiniz. Gerçekten mantıklı öyle diyebiliriz. Besin ve oksijen, oksijenli solunumda ne oluyor? Karbondioksit, su ve enerjiye dönüşüyor. Öyle değil mi arkadaşlar? Bu enerjinin ismine de biz ATP diyoruz. Tamam mı? Adenozin trifosfat ATP diyoruz. Besin ve oksijen oksijenli solunumla ne oluyor? Karbondioksit, su ve enerjiye dönüşüyor diyoruz arkadaşlar. Bu kadar. Yani sen nefes aldın. Ve verdin işte bunu gerçekleştirmiş oluyorsun. Fermentasyona baktığımız zaman besini şimdi iki çeşit vardır dedik ya etli alkol fermentasyonuna bir bakalım. Besin ne oldu? Enzimler yardımıyla etil alkol karbondioksit ve enerjiye dönüştü. Biz buna etil alkol oluştuğu için etil alkol fermentasyonu diyoruz arkadaşlar. Laktik asitte de, de yine aynı şekilde ilerliyor. Besin enzimler yardımıyla laktik asite enerjiye dönüştü. Ama burada ne oldu arkadaşlar? Burada gerçekleşmemiş olan şeyi... Ben şu anda söylemeyeceğim. Siz yorumlara yazmayı unutmayın. Evet arkadaşlar hemen ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Ne ile devam ediyoruz? Fotosentez, oksijenli solunum ve fermentasyonla devam ediyoruz. Burada nerede gerçekleşiyor? kullanılan maddeler ne? Oluşan maddeler ne? Gerçekleşme zamanı ne? Bunlar bizim için önemli. Bunlar çok önemli bakın. Her şekilde buradan soru gelir. Bakalım gerçekleştiği organel fotosentez nerede gerçekleşir? Kloroplast öyle değil mi? Klorofile ihtiyacı var çünkü. Peki oksijenli solunum nerede gerçekleşir? Tabii ki de mitokondride gerçekleşir diyoruz. Fermentasyon tabii ki de sitoplazmada gerçekleşir diyoruz arkadaşlar. Kullanılan maddelere baktığımız zaman burada ne var? Fotosentezde ne kullanılıyor? Karbondioksit oksit ve su kullanılıyor öyle değil mi? Onu neye çevirecek? Besin ve oksijene çevirecek çünkü oluştuğu madde besin ve oksijen. Peki fotosentez ne zaman gerçekleşiyor? Tabii ki de gündüz ışık olması gerekiyor. Işık olmadan fotosentez olabilir mi? Olamaz hocam. Kesinlikle olamaz Tonguç. Kesinlikle öyle. O yüzden arkadaşlar solunum her zaman devam ederken fotosentez gündüz Gündüz devam ediyor diyoruz tamam mı yalnızca ışığın olduğun, olduğu zamanlarda devam ediyor diyoruz. Oksijenli solunumu şöyle tekrar bir bakalım. Mitokoncu de gerçekleşir. Besin ve oksijen kullanılır. Oluşan madde karbondioksit su ve ATP'dir yani enerjidir diyoruz ve her zaman gerçekleşir. Fermentasyon arkadaşlar oksijenli solunum ve fermentasyonu çok rahat ayırt edebilirsiniz. Oksijenli solunum mitokoncu de gerçekleşirken fermentasyon sitoplazmada gerçekleşir. Peki ne kullanılır? Tabii ki de besin kullanılır. Ne oluşur. Laktik asit ve ATP oluşur. Onun dışında etil alkol, karbondioksit ve ATP oluşur diyoruz arkadaşlar. Bakın, iki madde oluşuyor aslında baktığımız zaman. Yani iki maddenin içerisinde bir sürü madde var. Gece gündüz gerçekleşir. Bu da her zaman gerçekleşir diyoruz. Geldik madde döngülerine. Su döngüsüne baktığımız zaman ne oluyor? Burada ne görüyorsunuz? Burada tamamen yorumlayın. Gördüklerinizi yorumlamayı unutmayın. Bunlar çok önemli. Ne oldu arkadaşlar? Su buharlaştı, buharlaşarak gökyüzüne yükseldi. Öyle değil mi? Gökyüzüne yükseldikten sonra ne oldu? Soğuk havayla karşılaştı ve yağmur damlaları olarak yeryüzüne indi. İşte bu sirkülasyona biz su diyoruz. Baktık şimdi karbon ve oksijen döngüsüne baktığımız zaman üreticiler havadan karbondioksit alıp veriyorlar. Öyle değil mi? Evet, biz karbondioksit veriyoruz ama üreticiler ne yapıyor? Karbondioksit alıp veriyorlar. Peki havadaki karbondioksit üreticiler tarafından neye çevriliyor? Tabii ki de besin ve oksijene çevriliyor. Besin ve oksijen ne oluyor? Üreticiler ve tüketiciler solunum olayı sırasında havadan oksijen alıp karbondioksit verirler diyoruz. Yani bizler ne yapıyoruz tüketiciler olarak daha toparlamak için söylüyorum bunu. Tüketiciler havadan ortamdan aldığımız oksijeni alıyoruz ve neye dönüştürüyoruz? Karbondioksite dönüştürüp atmosferi veriyoruz, etrafa veriyoruz. Üreticiler onu alıyor, oksijene çeviriyor. Bunların da arasında böyle bir sürü Anlaşma var bu şekilde geldik azot döngüsüne arkadaşlar havadaki azot doğrudan kullanılmaz önce toprağa azotlu bileşikler halinde bağ bağlanır bunu unutmuyoruz muhakkak burada bazı faktörler var işte e, canlıların organik maddelerin e, ölmesi toprağa karışırken azot ayrıştırıcı bakterilerin azotlarını ayrıştırması bunun dışında yıldırım şimşek olayları da yine azot döngüsünü gerçekleştiriyor diyoruz arkadaşlar. Bir döngü halinde gerçekleşiyor. Ne oldu? Toprağa karıştı azot, bitkiler azotu aldı. Aynı şekilde biz onu yedik. Daha sonra ya da e, şimşek etkisiyle, yıldırım etkisiyle azot toprağa bağlandı. Bağlandıktan sonra yine bitkiler aldı. Bu şekilde arkadaşlar. Tamam mı? Ya da canlı öldü. Toprakta azotlar bitkiler tarafından alındı vesaire vesaire hep bu şekilde gerçekleşiyor diyoruz. Geldik şimdi en Ön önemli noktaya bizim için çok önemli. Niçin? Bir sera gazı diyoruz öyle değil mi? Sera gazı dediğimiz olay ne? Dünyanın sıcaklığının belli değerler arasında kalmasını sağlıyor. Ve dolayısıyla eğer eğer ki miktarları artıyorsa neyin miktarı karbondioksit ve metan gazlarına baktığımız zaman artıyorsa bunlar sera etkisine ve buna bağlı olarak dünya sıcaklığının artmasına sebep oluyor. E dünyanın sıcaklığı artarsa ne olur Tonguç? Hmm, küresel ısınma olur hocam. Kesinlikle işte küresel ısınma, küresel iklim değişikliği, buzulların erimesi, hava olaylarının şiddetlenmesi bunlara sebep oluyor diyoruz tamam mı? Peki ozon tabakası bizim için önemli mi? elbette ki önemli. Niçin? Ozon tabakası güneşten gelen yararlı ışınların yeryüzüne ulaşmasını sağlıyor. Diyor ki sen geçebilirsin. Zararlı ışınların ise tutulmasını sağlıyor. Orada dur diyor. Ultraviyole A, B, C ışınlarına baktığımız zaman bizler için gerçekten zararlı. Peki biz bu ozon tabakasına ne yapıyoruz? Ne yapıyoruz? Tabii ki de ne yapıyoruz arkadaşlar? Söyleyeyim size. Biz onun delinmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Kendimize zarar veriyoruz aslında. Ne? Kişisel bakım için kullandığı, kullandığımız parfüm ve deodorantlar bununla sebep oluyor. Sanayi tesislerinde atılan atıklar, fabrika bacaları ve taşıtlardan çıkan gazlar da yine aynı şekilde ozon tabakasının delinmesine sebep oluyor. Çeşitli tarım ilaçları da aynı mı? Yine aynı. Hepsi aynı. Baktığımız zaman bu neye sebep olur? Katarakta sebep olur. Deniz ekosisteminde besin zincirinin bozulmasına sebep olur. Cilt kanserinin Sebep olur mu? Kesinlikle olur diyoruz arkadaşlar. O yüzden dikkat ediyoruz bunlara. Geldik şimdi sürdürülebilir kalkınmaya. Doğal kaynaklara zarar vermeyeceğiz burada. Bilinçli kullanarak gelecek nesillere aktarılması çalışmalarını bir sürdürülebilir kalkınma diyeceğiz arkadaşlar. Biz ne yapacağız? Su kullanımında, elektrik kullanımında, geri dönüşümde muhakkak üstümüze düşen görevleri yerine getireceğiz. Nasıl mı? Bakın sebze meyveleri yıkadık. Yıkamamız gerekiyor çünkü onları öyle değil mi? Yıkadık. Ne olacak? O yıkama suyunu dökmeyeceğiz. Çiçek sulamada kullanacağız. Atık yağları lavaboya dökmeyeceğiz. 1 litre atık yağ 1 milyon litre içme suyunu kirletiyor çünkü. Ne yapıyoruz? Bunları da geri dönüşüme göndereceğiz arkadaşlar. Çünkü biyodizel çevriliyor. Elektrik kullanımına baktığımız zaman verimi yüksek aydınlatma araçlarını Kullanmayacağız. Kullanmayacak mıyız? Pardon kullanacağız. Evet verimi yüksek aydınlatma araçlarını kullanacağız. Gereksiz aydınlatmadan da kaçınacağız. Kesinlikle bu olmazsa olmaz zaten. Geri dönüşüm önemli. Görmüş olduğunuz gibi artık etrafımızda bir sürü geri dönüşüm kutuları var. Ve bunları çok rahat bir şekilde ayrıştırabiliyoruz. Ham madde arayışını azaltacak. Yani sirkülasyon oluşturacağı için tekrar bir ham madde ihtiyacını çok yüksek seviyede hissetmeyeceğiz. Kaynakların tükenme süresini azaltacak, enerji kazancı sağlayacak, aile ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. E bir de çevre kirliliğini azaltacak. Bu geri dönüşüme destek verilmez mi? Elbette ki verilecek. Öyle değil mi? Evet. Hemen ne yapıyoruz? Devam ediyoruz. Çok güzel. Elektrik yükleri ve elektriklenme. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar, cisimlerin yükleri var. Öyle değil mi? Bakalım. Artı pozitif yüklü ve negatif yüklü diyebiliriz. Artı ile gördüğümüz pozitif, eksi ile gördüğümüz negatif yüklerdi. Eğer ki artı yükler ve eksi yükler birbirlerine eşitse buna nötr cisim diyoruz. Pozitif yüklü cisimlere baktığımız zaman arkadaşlar artı yüklerin sayısı eksi yüklerin sayısına göre çok olmalı. Negatif yüklü cisimlerde ise tam tersi. Eksi yüklerin sayısı artı yüklerin sayısına göre daha fazla olmalı. Peki buralarda ne görüyorsunuz? Bunları bir dolduralım bakalım. Gördüğünüz gibi iki tane artı yüklü cismim var. iki tane de eksi yüklü cismim var. Bunlar ayrı tabii ki şöyle ayırayım ben bunları. İki tane artı yüklü cismi ben yan yana koymuşum ve ayrılmış. Ee, aynı yükler birbirini iter hocam. Aynen öyle. Evet, o zaman ne diyeceğiz? Aynı yüklü, evet, cisimler birbirine, evet, birbirine iter diyeceğiz, öyle değil mi? İki tane negatif yüklü de olsa, ne oldu? Birbirini itti. Bakıyoruz burada ne var? Artı ve eksi yüklü cisimler var. Bunlar ne yapmış? Birbirini çekmiş, öyle değil mi? O zaman şöyle söyleyebilir miyiz? Zıt yüklü, evet, zıt yüklü cisimler harika, birbirini çeker, birbirini. Şeker diyeceğiz. Harikasınız gerçekten. E burada bir şey daha var. İşte geldik şu yıldız kısmına. Niçin? Çünkü genellikle bu kısımda öğrencilerin kafası karışıyor. Yani diyorlar ki ya nötr olduğu zaman acaba artı yüklü yanındaysa çeker mi, iter mi ya da eksi yüklü yanındaysa çeker mi, iter mi? Sanki nötr cisim artı ve eksi ayırt edecekmiş gibi etmeyecek. E, nötr bir cismin yanına yüklü bir cisim geldiği zaman ne olacaktır arkadaşlar? Çekme durumu söz konusu olacaktır diyoruz. Evet. Nötr Nötr cisim ile yüklü cisimler birbirine çeker. Yazım için özür dilerim arkadaşlar. Hızlı yazmaya çalışıyorum. Nötr cisim ile yüklü cisimler birbirlerini çeker diyoruz. Harikasınız. Geldik şimdi elektriklenme çeşitlerine. Bu elektriklenme çeşitleri sürtünme ile elektriklenme, temas dokunma ile etki, elektriklenme, etki ile elektriklenme diyoruz. Geldik şimdi en bilindik örnek. Plastik çubuk, yün kumaş, cam çubuk, ipek kumaş. Bu örnekler arkadaşlar senelerdir değişmiyor. O yüzden bunu aklımızda çok rahat tutabiliriz. Şimdi ne diyebiliriz bunun için? Şuna ben bir kodlama yaptım. Arkadaşlar ipek, Cana para verdi. Evet, İpek Cana para verdi diyoruz. Niçin? İpek kumaş cam çubuk arasındaki sürtünme ile elektriklenmede burada cam çubuk ne olacaktır? Pozitif elektrik yüküyle yüklenecektir arkadaşlar. Ama bizim burada artı yüklerin hareket etmediğini göz önünde bulundurmamız gerekiyor tamam mı? Biz burada neye odaklanacağız? Burada cam çubuğun pozitif elektrik yüküyle yüklenmesine odaklayacağız. Sürtünme ile elektriklenmede plastik çubuk ve yün kumaş bununla ilgili bir kodlamanız varsa yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi ee, biz bunları ne yaptık sürttük birbirine ne olacaktır ee, plastik çubuk negatif elektrik yüküyle yüklenecek bakın plastik çubuk negatif elektrik yüküyle yüklenecek cam çubuk ise pozitif elektrik yüküyle yüklenecektir diyoruz arkadaşlar tamam mı bu sürtünme işlemi sonrasında zıt elektrik yüküyle yükleniyorlar anlaştık. Süper. Temas ile dokunmada, bakın burada ağır çekimde görüyoruz bunu. Niçin ağır çekimde görüyoruz? İlk önce bakalım negatif yüklü bir cismimiz var. Biz bunu ne yaptık? Yaklaştırdık. Öyle değil mi? İlk önce dokundurmuyoruz. Dokundurmadığımız zaman, yaklaştırdığımızda bir yük dengesizliği oluşacak. Neden? Çünkü negatif yükler ve pozitif yükler birbirini çekecek e, ve aynı yükler birbirine itme ihtiyacı oluşturacaktır arkadaşlar. Bundan kaynaklı. Daha sonra temas ettirildik. Temas ettirilince hangisi? aktarılacaktır. Hareketli olan hangisi? Negatif yüklerdir arkadaşlar. Ve daha sonra ne olacaktır? Aynı yükle yüklenip birbirini itecektir diyoruz. Tamam mı? Cisimler işlem sonrasında aynı cins elektrik yüküyle yüklenirler bunu da asla ne yapmıyoruz unutmuyoruz geldik şimdi etkili elektriklenmeye. bizim için burada elektroskop var elektroskoplar e, sorularda da gerçekten çıkıyor ger gerçekten çıkıyor diyorum bunu e, iddia ediyorum çünkü ben de öğrencilerime daha önce sormuştum bakalım şimdi etkili elektriklenme ben pozitif yüklü bir cisme nötr bir cisme yaklaştırdığım zaman ne olacaktır bu pozitif yüklü ya e pozitif yükleri itecek kimi çekecek negatif yükleri çekecek gördüğünüz gibi K ucu negatif yüklendi L ucu ise pozitif yüklendi öyle değil mi daha dok yani dokundurmuyoruz hiçbir şekilde etkiyle yaklaştırıyoruz böyle yaklaştırdık hiçbir şekilde temas ettirmedik ve görmüş olduğunuz gibi oldu negatif yüklüğü de yine aynı şekilde yaklaştırdığımız zaman nötr bir cisme ne olacaktır L ucu gördüğünüz gibi negatif yükü itecek kimi çekecek pozitif yükleri çekecek görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar ne oldu daha doğrusu pozitif yükler kalacak bu uçta o yüzden k ucu pozitif yükle yüklendi l ucu negatif yüklendi diyeceğiz geldik şimdi elektroskoba arkadaşlar elektroskop önemli niçin buraya baktığımız zaman bir iletken topuzumuz var öyle değil mi burada ne var İletken bir gövdemiz var iletken yapraklarımız var bunlar çok ince yapraklar arkadaşlar ve yalıtkan ayaklarımız var biz bir cismin yük durumunu ölçmek için de aynı zamanda Aralarında gerçekleşen elektriklenme durumunu da bu şekilde ölçüyoruz. Yaprakların açılıp kapanma durumuna göre ölçüyoruz. Yani yapraklar biraz açılabilir, çok açılabilir, tamamen kapanabilir, olduğu gibi kalabilir şeklinde söylüyoruz. Şimdi bakalım topraklama uygulamasında ne varmış? Bu topraklama olayı, hani bazen diyoruz ya, benim negatif iplerimden kurtulmam için çıplak ayaklı toprağa basmam gerekiyor diye. Ben yapıyorum çok iyi geliyor. Gelir tabii ki Tonguç niçin? Ben de yapıyorum bu arada onu. Çünkü ne olacak arkadaşlar? Biz yüklü bir aslında baktığımız zaman bizim nötrlüyor. Neden? Çünkü fazla negatif yükler ne olacaktır arkadaşlar? Toprağa aktarılacaktır. Ya da bizim e, eğer ki negatif biz, bizden örnek vermeyeyim cisimlerle ilgili örnek vereyim cismin negatif yüke ihtiyacı varsa nötrlenme ihtiyacı varsa topraktan alabilir eğer ki fazlaysa toprağa verebilir buna da biz bu yüklü cismin nötrlemeyi de biz topraklama diyoruz genelde arkadaşlar evlerde de var bu topraklama olayı hatta bazı tırlarda da görüyoruz kamyonlarda bazı kamyonlarda da görüyoruz bu topraklama olayını çok önemli kesinlikle. Evet hemen Devam edelim. Harika. Şimdi sorularımıza geliyoruz. Muhteşem soruları çözeceğiz. Buna göre kale ve M bilgileriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Eşit kütleli ve erime sıcaklığındaki buz kütleleri üzerine fırın içerisinde eşit sıcaklığa kadar ısıtılmış eşit kütleli kale ve M bilgileri konulduğunda bilgilerin ısı akışı tamamlandığındaki konuları şekildeki gibidir. Vay baktığımız zaman o zaman biz ne diyeceğiz? K, L, M. başlangıçtaki sıcaklıkları eşit. Eşit e, kadar ısı verici sıca, e, eşit sıcaklığa kadar ısıtılmış bunlar. O zaman bakacağız arkadaşlar. Bilgiler farklı cins maddelerden yapılmış mıdır? Bakın K birazcık böyle eritmiş buzu. L bayağı bir içinden gerçekten böyle geçmiş baktığımız zaman. M de yarıya kadar eritmiş diyebilir miyiz? Evet arkadaşlar, o zaman farklı cins maddelerden yapılmışlardır diyebiliriz kesinlikle. Şimdi B şıkkına bakalım. L'nin öz ısısı K'dan fazladır demiş. Şimdi bunlar ilk başta eşit sıcaklığa kadar ısıtılmıyor mu? Evet ısıtılıyor ama gördüğünüz gibi arkadaşlar ne olacak? L hiçbir şekilde buzdan sanki etkilenmiyor gibi devam ediyor. Biz öz ısısı büyük olan maddeler için ne söylemiştik? Geç ısı sınıp geç soğurken K ve M'ye baktığımız zaman e, böyle K hemen soğumaya başlamış, M bir tık daha e, ondan yavaş ama L soğumuyor, devam etmiyor öyle değil mi? Bakalım bu o zaman L'nin öz ısısı K'dan fazladır, doğru olacaktır. M'nin öz ısısı K'dan azdır. M'nin öz ısısı K'dan az mıdır? Hayır fazladır. Bakın hala K burada kalmışken hemen soğumuş. M hala devam ediyor. Bu durumda K'dan öz ısısı daha fazladır. O zaman bu durumda biz ne diyebiliriz? Öz ısıları arasındaki ilişki en büyük L, daha sonra M, en sonunda K olacaktır diyoruz arkadaşlar. Evet hemen bakalım Şimdi grafikte yalnızca süre aralığını artırmak isteyen bir araştırmacı aşağıdakilerden hangisini yaparsa amacına kesin olarak ulaşır. Saf bir maddeye ait ısınma deneyine ilişkin grafik aşağıdaki gibidir. 50 dakikalık bir süre görüyoruz. Sıcaklık 25 santigrat derece Celsius'tan 55'e çıkmış arkadaşlar. Bakıyoruz şimdi eşit kütlede farklı bir saf madde kullanarak deneyi tekrarlamak. Bakın burada yalnızca grafikte yalnızca süre aralığını arttırmak istiyor arkadaşlar. O yüzden bunu eliyoruz. Aynı deneyi daha güçlü ısıtıcılarla tekrarlamak bu yine aynı şekilde ne olacaktır arkadaşlar? Süreyi ısıtmak istediği için olmayacaktır diyoruz. Daha fazla kütleli aynı madde örneği daha güçlü ısıtıcı ile ısıtmak bize bu e, grafik için bir, bir şey ifade ediyor mu? Ne anlama olacak bu durumda? hiçbir anlamı olmayacak öyle değil mi? Ama bakalım aynı maddenin daha fazla kütleli örneğini aynı ısıtıcılarla ısıtarak deneyi tekrar etmek. Bakın aynı madde olacak. Bir, daha fazla kütle olacak öyle değil mi? Maddenin kütlesini arttırdık. Aynı ısıtıcıyla ısıtacağız. Bu durumda biz süreyi arttırır mıyız? Evet kesinlikle arttırırız arkadaşlar. Eğer ki kesin olarak ulaşır diyorsa ihtimallere bakıyoruz. Yani kesin olan ihtimali göz önünde bulunduruyoruz. Evet hemen diğer soruya geldik. Görselde verilen besin zinciri ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi doğrudur? Hemen bakıyoruz burada. En fazla biyolojik bir ekim üretici canlılarda oluşur. Biz ne demiştik arkadaşlar? En fazla biyolojik birikim tüketici canlılar arttıkça biyolojik birikim de ne oluyordu? Artıyordu öyle değil mi? Üreticilerden tüketici canlılara doğru gidildikçe birey sayısı azalır. O yüzden zaten böyle bir piramidimiz vardı. En aşağıda üreticiler vardı öyle değil mi? Bunu doğru diyoruz. Diğerine bakalım. Üreticilerden tüketici canlılara doğru gidildikçe vücut büyüklüğü azalır. Hayır tam tersi artıyordu burada. Üretici canlılardan tüketici canlılara doğru gidildikçe aktarılan enerji miktarı artmıyor. %10 oranında azalarak gidiyordu demiştik. Öyle değil mi? Evet. Harikasınız gerçekten. Bakıyoruz şimdi buna fotosentez. Ben size dedim sormayı severler diye fotosantez hızına etki eden faktörlerden ikisine ait grafik yandaki gibidir grafiğe bakılarak yapılan yorumlardan hangileri doğrudur bakıyoruz şimdi yüksek ışık şiddetinde ve düşük ışık şiddetinde fotosantez hızına bakıyoruz ve karbondioksitin birim hacmindeki miktarına da bakıyoruz arkadaşlar ve burada bizim odaklanmamız gereken ne karbondioksit miktarı artsa bile artmaya devam etse bile bir noktadan sonra ne oluyor bir sabit olma durumu söz konusu öyle değil mi o zaman şöyle Böyle söyleyebilir miyiz? Ortamdaki karbondioksit miktarının sürekli artması fotosentez hızını sürekli olarak artırmaz diyebilir miyiz? Evet, gördüğünüz gibi sabit tutmuş. Doğru. Ortamdaki karbondioksit miktarı besin üretiminde etkilidir. Evet, şimdi bakıyoruz arkadaşlar sürekli olarak etkisinin olmadığını zaten görüyoruz öyle değil mi? Yani burada buna mı odak, buna odaklanmamız gerekiyor arkadaşlar? Bunun dışında bakıyoruz. Yüksek ışık şiddetinde üretilen besin miktarı her zaman daha fazladır. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir noktadan sonra yine sabit kalmaya devam ediyor diyoruz burada. Evet, düşük ışık şiddetine göre daha fazla olduğunu görüyoruz ama burada ne diyor? Her zaman daha fazladır diyor. O yüzden ne diyeceğiz arkadaşlar? Cevabımız Adana'dır diyeceğiz. Yani bu ifadeleri de dikkat edelim. Bizi yanıltabilir bu ifadeler. Hemen bakıyoruz şimdi buna. Şemada azot döngüsü verilmiştir. Şemaya göre ayrıştırıcı canlıların azot döngüsündeki rolü aşağıdakilerin hangisinde verilmiştir? Atmosferdeki azotu toprağa bağlamak. Arkadaşlar şimdi bakıyoruz buna ama şu şekle bağlı kalmak zorundayız. Yani bu şemaya bağlı kalmak zorundayız. Devam edelim. Canlı kalıntılarını ayrıştırarak, evet, topraktaki azotlu birleşik e, atmosferdeki azot miktarını arttırmak bakalım hmm. bakın canlı kalıntılarını ayrıştıracak topraktaki azotlu bileşik atmosferdeki azot miktarını arttıracak evet gördüğümüz zaman zaten bunları gözlemliyor muyuz evet gözlemliyoruz arkadaşlar diğerine de bir bakalım topraktaki azotlu bileşik miktarını azaltmak görebiliyor muyuz göremiyoruz öyle değil mi topraktaki azotlu bileşiklerin bitki tarafından emilimini kolaylaştırmak böyle bir şey zaten burada söyleyemeyiz arkadaşlar diyoruz o yüzden cevabımız Bursa'dır diyoruz geldik Şimdi gözlem sonuçlarına göre kürelerin sahip olduğu elektrik yükleriyle ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi kesinlikle doğrudur? Bakıyoruz özdeş boyutlu KLM küreleri yalıtkan zemine aşağıdaki gibi yerleştirilmiş ve aralarındaki etkileşim gözlemlenmiştir. Çalışma sırasında L küresinin konumu değişmezken K ve M küreleri zıt yönlere doğru hareket etmiştir. Öyle değil mi? Sanki böyle üçü arkadaş ikisi birbirine küsmüş bu ortada kalmış gibi. Evet arkadaşlar bakalım her üçü de negatif elektrik yüküyle yüklüdür. Bakın. Bakın Doğru olma ihtimali var ama negatif elektrik yüküyle yüklü olması kesinlikle doğrudur sorusunun karşılığının direkt e, negatif olmasının sebep oluyor. Çünkü burada kesin bir ifade belirtmiş ama kesinlikle doğru olduğunu biz buradan çıkaramıyoruz maalesef. L nötr diğerleri aynı tür yüke sahiptir demiş. Yine aynı şekilde arkadaşlar bu çok net bir bilgi olduğu için kesinlikle doğrudur diyemeyiz daha genel daha geçerli bir ifade gerekiyor bize her üçünün yük türü aynıdır evet bizim burada dikkat etmemiz gereken kesinlikle bu her üçünün yük türü aynı olmalı ki ne olacak bu söylediği durum gerçekleşmiş olacak arkadaşlar K ve M zıt cins elektrik yüküyle yüklüdür bu durumda zaten birbirlerini itmez çekerler arkadaşlar bunu da unutmuyoruz çekecekler bu da zaten bu maddeyle ters düşmeleri sebep oluyor diyoruz evet bizim için çok önemli bir kısma geldik niçin şimdi Normalde biz son yazılarda işimize birazcık şansa bırakıyoruz. Son dakika çalışıyoruz öyle değil mi? Ama bunu daha detaylandırmak gerekiyor. Niçin? Çünkü daha yüksek not almak istiyoruz. Yüzden aşağı not almak isteyen var mı? Bence yok. Ben de yokum. Ben de istemem hocam. Ya ben de istemezdim. Evet daha çok soru çözmek istiyoruz. Daha detaylı konu anlatımı istiyoruz öyle değil mi? İşte o yüzden bizim ne yapmamız gerekiyor? www.tonguçakademi.com'a girip Tonguç Plus'a üye olmamız gerekiyor ki daha detaylı konu anlatımlarımızı görelim. Daha çok soru çözümü olsun. Daha yüksek notlar alalım öyle değil mi? O yüzden işimizi şansa bırakmıyoruz. Bu hem sizin yazılarınız için hem de LGS'niz için Muhakkak gerekli arkadaşlar. Evet, bizler yazılı notlarımızı unutmuyoruz şu anda. Yazılara girerken en böyle genel temel bilgileri biz buradan alıyoruz zaten. Onun dışında motivasyon denemeleri çok önemli. Yani hiç soru çözemediğiniz denemedense bu motivasyon denemeleri gerçekten çok önemli ve öğretici. Bunu söylüyoruz. Aynı zamanda arkadaşlar Dinamo'dan da muhakkak sorularımızı çözmeyi unutmuyoruz diyoruz. O halde ne yapıyorum? Ödüllü sorunuzla sizi baş başa bırakıyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Üzere. hoşça kalın